sonucu ortaya çıkarılmış saatler. Bu muvakkithanelerde muvakkitler çalışıyor. Yani şey zaten içinde de vakit kelimesi geçiyor. Vakit tayini, zaman tayini için çalışıyorlar. Düşünün ki camiler aslında bugün hani sadece ibadet yeri gibi görünüyor ama o dönem için camilerde astronomi ölçümleri yapılıyor. Yine bir diğer alanımız tıp. Burada tabii şifahanelerden çok rahatlıkla bahsedebiliriz. Kurumsal olarak tıp alanında kurumsallaşmaya bakacak olursak şifahaneler çok güzel örnekler teşkil ediyor. Mesela Anadolu Selçuklularda, burada da sanıyorum Urfa'da da var çeşitli tarihi yapılarda. Yine Darüşşifalar Osmanlı döneminde yapılıyor. Burada su sesiyle, müzikle terapileri görüyoruz Müslümanlarda. Çeşitli cerrahi aletlerin tasvir edildiği bazı eserler yazılıyor. Mesela Endülüs, bugün İspanya topraklarında, düşünün ki bir dönem Ez-Zehravi isminde bir tabip yaşıyor ve bir kitap kaleme alıyor. Bu kitapta çeşitli mesela göz ameliyatı için gereken cihaz, bunun çizimini yapıyor. Yine ilaçların ham maddelerini elde etmek için Müslümanlar distilasyon dediğimiz bir yöntem geliştiriyorlar ve bitkinin içindeki o etken maddeyi, ham maddeyi almak için çeşitli ölçüm yapacak cihazlar geliştiriyorlar. Bu varsa onlar da bilir. Simya ilmi işte değersiz madenlerden altın elde etme anlamına geliyor. Sümey Hocam. Felsefe üzerine bunu yazarken aslında Fuat Hoca, Sümey Hocamızın da bahsetmiş olduğu gibi Almanya'da kendi parasıyla satın almış olduğu kitaplarını Türkiye'ye getirmek istiyor. Ve bu kitapların aslında üçte birini Gülhane Parkı içerisinde bulunan eşinin de ismini verdiği Profesör Doktor Fuat Sezgin ve Doktor Ursula Sezgin kütüphanesine bağışlamak istiyor. Kendi parasıyla kendi satın almış olduğu kitaplar aslında bunlar. Bu kitapların üçte birini getirebildik. Ama üçte ikisine getirirken maalesef ki Almanya hükümeti el koydu. Kopya vermeyin. Tamam. Kimse kopya vermese herkes doğru kendisi. Ve en hızlı yapan kişiler kazanacaklar. Son 5 saniye.